Safranbolu'da görmeniz gereken mekanlardan bir tanesi Kristal Teras arkadaşlar. Burası Türkiye'nin ilk cam terası. Biliyorsunuz ki artık birçok coğrafyada, birçok kanyonda bu tarz teraslar yapılıyor. Ama burası Türkiye'deki ilk teras ve 80 metre yükseklikten harika bir kanyona, yani Tokatlı Kanyonu'na buradan bakış yapabiliyorsunuz, etrafı izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu civarda ziplin yapabilirsiniz, ters bir ev var, orayı gezebilirsiniz. Burada birkaç tane tesis var, yemeğinizi falan da yiyebilirsiniz manzara eşliğinde. Gerçekten çok görkemli bir yer. Zaten görüntülerde gördünüz. Buradan sonra da artık rotamızı ilçe merkezindeki mekanlara doğru çevireceğiz. Evet, şimdi Safranbolu rotamız Tumuz ile devam ediyor. Yolda bir de bir mola verdik ve gazozumuzu da içiyoruz. Her Anadolu'nun şehrinde olduğu gibi Safranbolu'da da geldiğiniz zaman denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi de Bağlar gazozu. Reklam yapmış olduk ama gazoz denemeden yolunuza devam etmeyin, böyle bir serinlemiş olursunuz. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Safranbolu. Safranbolu'da zipline keyfimiz başlayacak birazdan. Ezgi ilk defa yapacakmış. Çok heyecanlıyım. Korkuyor musun? İlk defa yapmayacağım. Evet. Dilara, daha önce denedin mi? Yaptım, evet. Abi sen herhalde dünyanın her yerinde yapmışsındır. Aşağı yukarı. Yani gün yaptık adam tutuyor ama en çok Karadeniz'i yaptık. Evet, Karadeniz hepimiz için herhalde ortak nokta. En çok kesinlikle yaptığımız yer. Çok basit. Çok kısa bir parkuru var, bakın görüyorsunuz. Ne kadardır hocam? 100 metre var mıdır? Yok ya, daha kısa. Daha kısa. 50 70, gidiş, 50 70. geliş. Taç çatlasın. Evet. Fiyatını da görmedik değil mi? Aslında fiyat bilgisi vermek iyi olur. Fiyat bilgisi verelim ama şimdi hani dolar ve euro hızla eriyor ya. Şimdi onu verirsek de biz daha söylerken. Evet. 2021 itibariyle, 2021 Nisan ayı itibariyle 10 liraya gidebiliyorsunuz. Hazırım. Hadi hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Evet, şimdi zipline keyfimize başladık. Oo, Tokat Vadisi'nde gördüğünüz gibi aşağıda çok güzel bir manzara var. Yani yaklaşık 50 metre çekim atacağız. Hoş geldin. Evet. Keşke daha hızlı oymuş diyor şimdi. Hoş geldin. O zaman korkutucu değil değil mi kanki? Nasıl? Korkutucu değil. Şimdi buraya kadar gelmişken arkamda bulunan ince kaya su kemerini de görmenizi tavsiye ederim. Çünkü hemen zaten bu Kristal Teras'ın 100 metre ilerisinde bulunuyor. 1794 yılında İzzet Mehmet Paşa tarafından yapılan bir su kemeri arkadaşlar. 60 metre yüksekliği var. Dediğim gibi yani bu bölgede çok güzel faaliyetler de var ama böyle bir tarihi obje de var. O yüzden burayı da listemize ekleyerek artık Safranbolu merkeze doğru yolumuza devam ediyoruz. Şehirleri yukarıdan izlemeyi sevenler için mükemmel bir noktadayız arkadaşlar. Şu anda Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. Zaten bu Hıdırlık ismi genellikle bu tarz evlerin yaygın olduğu Osmanlı kentlerinde hep bu isim kullanılıyor. Hıdırlık diye böyle bir tepeler oluyor. Genellikle bu tepelerde şehirlerin en güzel görüntüsünü ve önünüzde hiçbir engel olmadan bütün mimariyi göz önüne seren yerler oluyor. Şimdi şu anda da hemen Kastamonu tarafından gelecek olursanız oraya çok yakın bir konumda bulunan Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. 3 TL, 2021 itibariyle 3 TL'lik bir ücretle buraya giriş yapabiliyorsunuz ve şehrin en güzel fotoğraflarını burada çekebilirsiniz. Akşam saatlerinde manzara süper ama fotoğraf açısından çok iyi değil. O yüzden sabah gelmenizi tavsiye ederim. Sabah saatlerinde burası daha güzel olacaktır. Buradan sonra da zaten aşağıda artık Safranbolu Çarşısı'na doğru devam edebilirsiniz. Kendisi Safranbolu hakkında inanılmaz güzel bilgiler verdi bize. Ben şimdi susacağım. Kendisi anlatacak. Bu bak karşımızda duran harika yapıları. Nana Hanım, şu camiden başlayabiliriz. Burası 3. Selim Sadrazamları'nın İzzet Mehmet Paşa'nın yaptırdığı bir cami. Kendisi Safranbolu'dur ve sadrazam olduktan sonra şehre katkıda bulunmak amacıyla hem cami yaptırmış hem de karşı tarafta aslında eski Safranbolu'nun kalesi olan, şu an kaleden fazla bir şey göremiyoruz. Çünkü bazı yerlerde eski sadece duvarların unsurlarını görebiliyoruz. Onun yaptırdığı saat kulesini görebiliyoruz. O da şu an Anadolu'nun en eski saat kulelerinden. Şu arka tepenin üstündeki değil mi? Evet, arka tepenin üzerinde. O sarı binanın hemen arkasında. O sarı binada 1904 ve 1906 yıllarında arasında yapılmış hükümet konağı. 1976 yılında bir yangın çıkıyor ve o yangında cami. Bu da 1661 yılında Gönül Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Kendisi Safranbolu'nun bir de Süleyman'da ikamet ettiği için bu şehre
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi Zonguldak'taki... Evet, değil Zonguldak değil. Zonguldak Karabük'teyiz. Karabük'teyiz arkadaşlar. Safranbolu sokaklarına sonunda indik. Yolumuza hemen böyle hanın yanından devam ediyoruz. Meydana doğru ilerleyeceğiz. Biraz az vaktimiz var ama. Bu mini bir Safranbolu videosu oldu bu arada arkadaşlar. Hızlıca yiyeceğiz, hızlıca gezeceğiz ve hızlıca göstereceğiz. Safranbolu. Evet, şu anda zaten lokumcuya doğru gidiyoruz. Safranbolu'nun lokumu. Evet, bu arada safran lokumla, safrandan yapılan lokum. Zaten Safranbolu adını oradan alıyor. Şu anda İmren lokumundan oraya geldik. Şimdi Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin bahçesindeki güneş saatine geldik arkadaşlar. Bakın burası Diyarbakır'daki gibi tam bir günü gösteren bir saat değil. Sabah 7:20 ile akşam 5:40 arasındaki saat dilimlerini gösteriyor ve her 15 dakikada bir gördüğünüz gibi bir çizgi var. Bu yönüyle çok ilginç bir saat. Şu anda dediğim gibi bu camide Köprülü Mehmet Paşa Camisi görmeniz gereken mekanlardan bir tanesi. Evet, şimdi de artık Safranbolu konaklarını anlatma zamanı arkadaşlar. Bu kısıtlı vakitimize anlatabildiğim kadar size özetle anlatmaya çalışıyorum. Gönül isterdi gerçekten burada uzun bir vakit geçirmek ama yapacak bir şey yok. Bununla yetinmemiz lazım. Dediğim gibi burası dünyaca ünlü Safranbolu ilçemiz arkadaşlar. 1994 yılında UNESCO'ya girmiş bir ilçemiz ve burada tescilli 800 tane konak var. Bu konakların en büyük özelliği yani Osmanlı dönemi ve Candaroğlu Beyliği dönemlerinde yapılan konaklar da bunlara çok benziyor ve burada da bütün konaklar bu şekilde mimariye sahip. Mudurnu'ya gittiğiniz zaman, Beypazarı'na gittiğiniz zaman ya da Ankara'nın o eski kale altına gittiğiniz zaman bu konakların birçoğunu görmeniz mümkün. Evet. Bu konakların en önemli özelliklerini biraz anlatacak olursam, birincisi ev içi mahremiyet ve komşular arası mahremiyet çok önemli arkadaşlar Safranbolu'da. Bu yüzden evlerin hiçbir tanesi birbirinin hem manzarasını kapatmıyor hem de diğer komşuları rahatsız etmemek için, onların evin içindeki mahremiyeti göstermemek adına bu şekilde birbirlerini görmeyecek şekilde, kesmeyecek şekilde inşa edilmiş. 2 ve 3 katlı konaklar oluyor genellikle. Balık var, akvaryum balığı ister misiniz? Ve böylele rahatsız edici sokak satıcıları her zaman karşınıza çıkabilir. Gel abi. Ya dediğim gibi bu vaktimizde ancak bu kadar anlatabildik. Şu an düşmemek için kendimi zor tutuyorum. Artık lokum yeme zamanı. Şimdi Safranbolu deyince akla gelen ilk ürünlerden bir tanesi arkadaşlar Safranbolu lokumu. Buraya geldiğiniz zaman zaten her köşe başındaki dükkanlarda bu Safranbolu lokumlarını hem deneyebilirsiniz hem de yanınızda alıp götürebilirsiniz. Bununla ilgili şehirde birkaç tane mekan var ki bunlar bu konuda en ünlü yerler. Bunlardan bir tanesi İmren Lokumculuk. Şu anda da oraya geldik ve içeride bize biraz da lokumun nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler verecekler. Evet, şimdi Safranbolu lokumu neden meşhur sizden dinleyelim. Öncelikle Safranbolu'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Safranbolu evleriyle aynı zamanda lokumuyla meşhur. Niye bu kadar meşhur diye sorarsanız, Safranbolu'nun lokumu ana maddeleri olan şekeri özellikle birinci sınıf, suyu, kaliteli bir su. Bunların birleşiminden güzel bir lokum meydana gelmektedir. Lokumu yediğiniz zaman genzinizi yakmaz Safranbolu lokumu. Rahat bir şekilde epey tüketebilirsiniz. Aynı zamanda lokumu yediğiniz zaman yüzünüze bir tebessüm oluşur. Bilin ki o Safranbolu lokumudur. Lokumlarımıza gelirsek safran lokumumuz mevcut. Sarı olan safranla sarartılarak yapılır. Çifte kalmışımız içine bol miktarda Antep fıstığı vardı ve birinci sınıf fıstıktan yapılır. Çerez zeytini tüketebilirsiniz. Ama fındıklı lokumumuzda Safranbolu ilk lokumudur. Klasik olan lokumumuz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şehrin meydanına yakın bir yerde bulunan safran heykelini görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen de Kazdağlı Camii'nin ön tarafında bu heykel. Safranı çiçeği, yani safran çiçeğinin heykeli. Yani bu ilçenin de sembolü zaten. Safranbolu ismi nereden geliyor diye soracak olursanız, ki bence herkes artık biliyordur, safran bitkisinden geliyor. Bu da çok güzel, şirin bir heykelle bunu simgelemişler. Şimdi Safranbolu'ya geldiğimizde başka ne alabiliriz diye merak ediyorsanız burada, Türkiye'de de dünyada safran üreten ilk kolonyanın mekanına geldik. Teşekkür ederiz. Kokusu gerçekten çok güzeldi. Burada birçok sabun, kozmetik ürünleri falan da var. Hemen de zaten az önce İmren lokumlarının yan tarafında bulunuyor. Gelirseniz mutlaka buradan da hediyelik eşyalarınızı alabilirsiniz. Gördüğünüz farkıdır. Yani çok tevazu sahibi insanlar oldukları için
dışarıdan gösteriş yapmak istemezler. O görkemi kendilerine saklarlar. Dışarıdan gördüğünüzde, buradan gördüğünüz ihtişam birbirinden farklıdır dolayısıyla. Safranbolu'da yaklaşık 1000 kadar koruma altında, yani Safranbolu tamamıyla koruma altında bir şehir ama yaklaşık 1000 kadar tarihi ev var. Türkiye'nin 13'te biri hemen hemen Safranbolu'da diyebiliriz. Fakat bunların hepsine konak diyemiyoruz. Bir kısmı ev, bir kısmı konak. Konak diyebilmemiz için belli bir metrekare ve belli bir özellik gerekiyor. Herhalde 15-20 civarında da konağımız vardır. Yani 1000 tane ev varsa bunların 20 tanesine de konak deriz. Şu anda gerçek bir konaktayız. Konağımızın özelliklerinden biri bir ormancıya ait olması. Dolayısıyla vaktiyle lojistik de gelişmediği için en iyi ahşapları, en kaliteli malzemeyi kendi evinde kullanmış. Ben ötürü Güneş Oda, biz konakta odalara isim verdik. Şimdi moda oldu ama biz 98'de moda değilken vermiştik. Çünkü bahsettiğim Finlandiya'daki akademik çalışmada bütün odalara bir isim vermişler. Onları Türkçe'ye çevirip o çalışmaya saygıdan odalara isimler verdik. Bu odayı muhtemelen tavan sebebiyle Güneş Oda demişler. Tavanlar hiçbir zaman yerde yapılıp monte edilmiyor. Bu tavanı düşünürseniz usta orada yapıyor. Bir işçilik. Safranbolu'da baş odalarda da en yeni gelin kalıyor. Yani gelin odası. Aynı zamanda burası. Bunlar böyle buradan girilen dolap içi abdest alınan bölümlerdi. Yani odada tuvalet değil ama abdest amaçlı yapılan yüklük dediğimiz. İşte gündüz yatakları koyuyorlar, gece su dökünüyorlar. Biz bu kapıyı buradan bir girip çıkmak çok zordu. Şuradan bir kapı açtık. Tabii ki çok küçük ama en azından her odaya bir banyo tuvalet ekledik. Hepsininki bu kadar küçük değil elbette. O detayı da söyleyebilirseniz, burası Türkiye'nin Anadolu'nun doğduğu oda. Evet. Bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Ve konağımızın baş odası. Baş odası. Güzelmiş. Burada bir gece kalmak lazım en az. Şimdi Safranbolu'da evler tabii ahşaptan olunca burada fare problemi varmış zamanında ve buna da mimari bir çözüm bularak kedi tünelleri yapmışlar. Evet. Bakın her odada var mı, her konakta? Her odada, yani her konakta da yok, her odada da yok. Her evin farklı hikayesi ve farklı özelliği var. Burada mesela bu burada tünel yapılmış. Burada bu var, evet, ambarın altında bir tünel buradan giriyor, bitiminden buradan çıkıyor. Buradan giriyor ve kendi kokusunu bırakarak böylelikle farelerin içeriye girmesi engelleniyor. Bakın burada da şimdi kapatmışlar ama çıkış da burasıymış. Kediler bu ambarın altında geziniyorlarmış ve böylelikle fareleri uzak tutuyorlarmış. Keşli ve cevizli yaparız. Keş sert bir peynir, yani yoğurt kurusudur. Tuzlu bir yoğurt kurusudur. Aslında parmesan peyniri de andırır. Ceviz ve keşle servis ederiz. Peruhimiz de yine bir ravioli. Birçok yerde vardır. Dünyada Perucci diye de geçer. İtalya'da da vardır. Hatta buradan giden de bu Rumların falan bize bıraktığını söyleyebiliriz. İçi biz torba yoğurt deriz. Süzme yoğurt ve nanelidir. Yani yoğurdu içindedir. Dolayısıyla böyle bir yemeğimiz. Burada da... Çok pardon. Ben tutayım size bir. Burada da zerdemiz var. Safranlı zerde tatlımız. Maalesef biz şimdi safranı öne çıkarmak için biraz uyduruyoruz ama işin aslı, biz safranı mutfağımızda sadece zerdede kullanıyoruz. Çünkü safranımız çok kıymetli. Bizimki İran safranı gibi bir safran değil. İran safranını şu anda tamamen atıyorum fiyat olarak ama kilosunu 20 bin liraya alıyorsanız Safranbolu safranı 40 bin lira.